CHP'li Ömer Fethi Gürer, hayat pahalılığına ve gıdadaki enflasyona dikkat çekti. Gürer, 4 yıl önce 49 lira olan Ramazan kolisi 169 liraya çıktı diyerek yaşanan fiyat artışını vurguladı. İyi Parti lideri Meral Akşener, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Akşener, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamalarına tepki göstererek, "Bu arkadaşımız ne dedi, kulaklarıma inanamadım, Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir rezalet görmedi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle bir cıvıklık görmedi, Türkiye Cumhuriyeti tarihi böyle laubali bir yönetim anlayışına hiç rast gelmedi," dedi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın yapacağı partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantısı iptal edildi. İptale ilişkin bir gerekçe açıklanmadı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, "Haklısın Erdoğan, biz Ali Cengiz oyunlarını bilmeyiz," diye seslendi. Kılıçdaroğlu, "Biz böyle Ali Cengiz oyunlarını nereden bilelim, şeytana pabucu ters giydiriyorlar," dedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, Cemevi İbadethane midir tartışmalarının acilen bitirilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Cemevi, ibadethanedir. Alevi vatandaşlarımızın hakkı olan ibadethanelerinin de varlığını en nadide bir şekilde bizim gibi yöneticiler var etmelidir, hayata geçirmelidir," dedi. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, Adana'da Furkan Vakfı üyelerine polis şiddetini savunan MHP lideri Devlet Bahçeli'ye tepki gösterdi. Davutoğlu, Erdoğan'a da, "Sayın Erdoğan, sizden Sayın Bahçeli ile aynı minvalde düşünüp düşünmediğiniz konusunda net bir açıklama bekliyoruz," çağrısında bulundu. Dijitalleşmenin rüzgarını arkasına alan girişimciler, ekosistemi büyütmeye devam ediyor. Girişim geliştirme ve yatırım platformu Tamer Capital'in kurucusu Kemal Tamer, girişimlere yatırım yapmakla kalmıyor, aynı zamanda start-up dinamikleri, yönetim, kurumsallaşma, yazılım ve iş network'ü gibi konularda destekler veriyoruz, girişimci reflekslerinin gelişmesine yardımcı oluyoruz, dedi. İstanbul merkezli 6 ilde hayali ihracat operasyonu düzenlendi. Yapılan ihracat işlemlerini yüksek göstererek devleti 32 milyon lira vergi kaybına uğrattığı belirtilen 14 şüpheliden 11'i gözaltına alındı. Türkiye'de yaşanan gıda enflasyonunda bir yeni dalga da şekeri vurdu. Şekerin çuval fiyatlarındaki artış 2 katını geçerken ithalat seçeneğinin de arttığı vurgulanıyor. Açıkladığı verilerle tartışmaların odağında olan Türkiye İstatistik Kurumu'nun işsizlik verilerine göre İşsizlik oranı 2021'de bir önceki yıla göre %1.1 azalışla %12 olarak gerçekleşti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Et ve Süt Kurumu'nun kırmızı ve beyaz et ürünlerine yaptığı %48'lik zamma ilişkin açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında Et ve Süt Kurumu'nun yaptığı zam, kırmızı et piyasasını etkilememektedir ifadeleri yer aldı. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, et zammına ilişkin açıklamasında, "Çok uzun kuyruklar oluşuyordu, bu nedenle biz fiyatı arttırdık," dedi. Doğal gaz tüketim desteğine başvuran ailelere, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılması planlanan ödemeler başladı. Bakanlık ayrıca şehit, gazi yakınlarının maaşlarına ve bayram ikramiyelerine zam yaptı. Ödemeler Nisan'da hesaplara aktarılacak. Marmara Denizi'nde görülen müsilajla ilgili açıklamalarda bulunan Profesör Doktor Meriç Albay, müsilajın geri geleceğini belirtti. Albay, "Ne zaman gelir bilmiyoruz ama şartlar oluştuğunda tekrar gelecek. Neden? Çünkü biz 50-60 yıldan beri İstanbul çevresini sanayi şehri yapmışız ama atıklarını sürekli denize atmışız," dedi. Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alper Şener, koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından uyarıda bulundu. Şener, "Salgında vaka sayıları düştükçe ve gündem değiştikçe insanlar hem önlemlerden uzaklaşıyor, hem de aşılanma dozlarının önemini gözden kaçırıyor. Yaz döneminin bu şekilde süreceğini düşünüyorum. Sonbahardan itibaren vakalarda tekrar tırmanış görebiliriz. Lütfen vatandaşlarımız aşılarını unutmasın," dedi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimiyle iki ülke arasında başlayan savaş 28. gününde de tüm hızıyla devam ederken bombardıman altındaki sivillerin de şehirlerden tahliyesi sürüyor. Öte yandan Ukrayna'dan yapılan bir açıklamaya göre Rusların Çernobil'deki laboratuvarı yok ettiği iddia edildi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, bu hafta gerçekleşecek olan G7, NATO ve Avrupa Birliği zirvelerinde Rusya'ya yeni yaptırımlar uygulanması için çalışacaklarını duyurdu. Zelenski, Mariupol kentinde insanlık dışı koşullarda yaşayan 100 bin kişinin olduğunu ifade ederek, "Yemek yok, su yok, ilaç yok, sürekli bombardıman altındalar," dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Kiev yönetiminin sürekli pozisyon değiştirmesi nedeniyle Ukrayna ile müzakereler zor, Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir dedi. Basketbol TEY Avrupa Ligi'nin 31. haftasında Anadolu Efes konuk ettiği İspanya ekibi Real Madrid'i 93-90 mağlup etti. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.